Onu izleyeceğim. Merak ettim. Nasıl tepki vermişler? Ve geçiyoruz. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sen kaç gün? Neredesin kaç gün? Ne diyorsun oğlum? Nerede? Çok tepki vermişler. Aa, çok merak ettim. Bana şöyle mi demişler? Evren, Tuğkan abiyle başlıyoruz abi. Eyvallah. Ben bu arada Tuğkan abiyi çok beğeniyorum ya. Çok babacan işten bir adam. Beğeniyorum derken? Yani yayınlarını, kendisini o anlamda değil ulan. Şşş, Tuğkan abi. Ben de bu kadar iyi vücudum olsun, bu kadar yakışıklı olmak istiyorum. Sana fena sallamışlar diyorsunuz. Hayır. Demediler bana. Malum, ben neden böyle diyeyim yani? Ne diyor dedin? Yani anladın mı? Sakin ol. Bir insanın tüm düşünmeden bir şey paylaşıyor olması samimiyetini gösteriyor bence. Baksana kedileri çok... Helal, sen sus lan. Aa! Aşırı cool falan, serseri falan ama diyorum. Bak ben bu çocuğu döverim. Bu çocuğu döverim. Yakaladığım yerde. Ama Can da gerçekten de çok dayaklık konuşmuş yani. Aşağı pislik. Aa ne? Kesin döveceğim. Kesin. Dövmeyin de. Aşağılık pislik mi? Nasıl yani? Dövmeyin. Gerçekten bize de böyle yani. Bu videoda sen yoksun biliyorum. Kesin. Biliyorum. Dört mü? Ha, ben samimiyet sevmiyordum. Ben fazla samimiyet sevmiyorum. Ne? Nasıl ya? Ha evet. Ya şimdi ama ne alakası var ya? Olmadı Gözde. Ama şimdi ne alakası var yani? Gözde. Gözde. Chat coşmayın. Geyik yapıyorum hala. E ne yapalım? Bir kasıntı kasıntı pozlar mı verelim hep yani hani böyle? Evet. Memeler ajans albümü mü yani Instagram değil mi? Filtreler falan. Katılıyorum bu arada. Fenomen pozları. Evet. Rengarenk. Evet. Girdim için kerhanesi gibi böyle. Ya öyle de demeyelim de şimdi. Ya ben samimi olmayan Instagram hesaplarını sevmiyorum ya. Sadece Tuğkan abinin çok gerçekten olgunluğuyla yapmacık. Olgunluğuna hayranım. Mesela çok güzel topu yumuşatıp atıyor. Evet evet. Geldiği gibi vurmuyor evet. Anladın mı diğerleri gibi. O yüzden ona ekstra teşekkür ederim. Hmm. Hani büyüklüğünü gösteriyor, yaşı kaç bilmiyorum ama. Bizim, abi diyoruz. Ama ben sosyal medyada samimiyet sevdim. Hala aynı şeyi savunuyorum. Ya bu arkadaşın adı ne ya? Mesajına gönderme mi? Can Karakol. Diğer herkes demiş ya, biri söylememiş. Bak şimdi bak. Fanboy'da gelmiş abi. Allah aşkına. Profile bak. Ben niye like etmedim? Bunu gördün mü? Seninle tanışmak. Ona ben cevap verdim galiba. Seninle tanışmak ya isterim. Ya şaka mi? Yapıyorsun. Yazmış mı gerçekten? Ay yok artık. Abi süper ya. Hayır olacak. Hayır ha, kimseye söylemeyin. Bak sikerim ha. Bak öyle bir şey yaparsanız gerçekten hakkımı helal etmem. Bak harbiden tek tek isimlerinizi alırım. Üşenmem, avukatıma veririm. Bak hiç üşenmem. Neyi yaparsanız avukatıma veririm dedi, anlamadım. Nasıl ya? Benim profilime mi küfür ediyorlarmış? Evet. Aa. Ha. Onları durdurmaya çalışıyor yani. Ha eyvallah. Anam avradım olsun delik büyük yemin ediyorum. Bütün küfürleri alırım. Bak avukata tonla para ödüyorum. Üşenmez. Hepsine dava kağıdı yollar. Terbiyesizlik yaptınız yani. Harbi terbiyesizlik. Aa. Çok büyük terbiyesizlik. Helal olsun. Helal olsun harbiden ya. Kral adam. Değil mi? Yani bazısı umurunda olmaz anam yani. Anam avradım olsun da ki samimiyeti aldım ben. Gerçekten helal olsun yani. Kimisi takmaz. Ya işte adam yani işte. Evet evet. Kral hareketi. Sövün chat falan. Evet. Kral adam işte. Her yakışıklarım kral biliyor musun? Karako böyle bir insan. 7-24 böyle bir insan. Evet. O yüzden Karako'nun söyleyeceği şeylere kızmak, alınmak doğru değil ya. Herif böyle. Herif annesiyle babasıyla konuşuyor. Yine böyle. Babası geliyor her şey yolunda. İyi ya yolunda diyor ya. Tuğkan abiye de buradan selamlarımızı iletelim. Seviyoruz abi seni. 400 tane limon var profilinde kendisi sağ olsun. Çok teşekkür ederim yani. Güzel bir anı oldu gerçekten. Daha önce hiçbir fotoğrafıma bu kadar yorum gelmemişti. Böyle bu fotoğrafın altında limonlar da oldu. Ha böyle daha iyi olmuş bak, daha mantıklı. Limonlar. Evet. Bizim bu yıl çektiğimiz Ağustos ayı viral videolar videomuzda sen de vardın, hatırlarsın belki. Bir şaka gözü muhabbeti vardı. Ha evet. İşte Kemal onu izliyor. Hemen bakıyor bak, hala gülüyor bak, ayıp ayıp. Abla kalp şeklinde, üçgen şeklinde diye sen ona mı üzüldün? Bana şaka gözlü diyorlar ya.
Ya bu kadar da komik de bir şey yürüyor. Ben var ya bunu gülmüş saatlerce gülmüştüm. Bu kadar komik bir şey değil değil mi bir de? Gerçek mi? Ben niye bu kadar gülüyorum da ben ona anlayamadım tam olarak yani. Benziyor mu? Şaka gözlü. Mesela benziyor abi. Aynısı var. Burunla bıyık da çıkacakmış gibi bir yani anladın mı? Hocam gecenin 12.30 şimdi korona morona dinlemeyip ne yapalım? Sokaklara mı dökülelim? Bak mekanı da biliyorum sizin. İnstasını bulsanız da bana. Yakıyor. Sana mı yükleniyor? Gerçi ooo leziz. Zendir zendir. Leziz. Bunu uzun zamandır kimseye yapmıyordum. Ne yapacağız? Ne yapıyor ya? Lütfen anladığım kadarıyla birisini rezil etmek istediğinde yaptıkları bir lütfen. Rezil oldun mu? E nasıl rezil oldu peki şu an? Ne giriyoruz lan? Ne giriyoruz lan? Güzel. Güzel. Abi böyle dramatik falan geçiyor yani. Şimdi anladım konseri. Benim burnum bir kere... Senin gördüğün de aynı. Yani benim burnum Kemal'den daha büyük. Ben daha şarkı görüyorum. Burun değil konu. Bıyık. Evet. Senin gözüne benziyorum diyorsun çocuğa hala yani. Hayır. Ben diyorum ki seninkinin... Ama o fotoğrafta gerçekten benzemiş ya. Yani Kemal aslında şaka gözlüğü demiyorum ama o fotoğrafta cidden çok benzemiş. Değil mi? Yani şimdi göz var, nizam var mıydı laf? Evet. Onun senden daha çok benzemesi, evet. Benzemesinin yani sebebi an... bıyık ama senin daha çok bıyığın olsa onun kadar. He. Senin üstüne kimse su dökemez senin eline. Ben daha şarkı hangisi ki daha büyük? Sen 2.40'tan daha büyük olun galiba. Oğlum şerefsizsin sen ya. Arkadaşını korusana burada sen de bir bakkana diyorsun. Bak seninle bende bir sıkıntı yok bak. Beyaz bayrağı birbirimize çekelim. Ama bir şeycim. Allah fazladan gülüyor bak bunun farkında bilmiyorum. Özür dilerim. Tekrar soralım abi. Kemal'in evet. Yüzü şaka gözüne benziyor mu? Daha demin söyledim benziyor ama siz daha demin ya daha demin Kemal söyledi beyaz bayrak çektik diye. O yüzden ama ben de söylemiş de oldum. Söyledim. Ama çok beyaz güzel. Bardak çek. Ay, beyaz bardak ne ya? Beyaz bayrak çekmek sonuçta yalan mı söyleyelim? Neyse tamam. Burada bir iki laf herhalde düşüyor size de yani. Ya hayır. Nasıl yani abi adam durup durduk yere mi rencide etti? Hadi yap. Adamın fotoğrafıyla yani bildiğin şaka yüzünü alıp aa bak bir de benziyor demiş. Sana ne yapsa ya, hakkı şu an. O işin mizahı abi o kadar. Bunu yapabilmemin sebebi sizin böyle şeyde daha açık kendiyle barışık insanlar olmanız aslında bir yerde. Hı-hı. Yani sen de burnundan dalga geçiyorsun. O da geçmiş evet. Kendiyle. O yüzden o samimiyetten yoksa yani durup dururken... Ama fazla gülüyorsun. Ay, biz kendimize dalga geçiyoruz diye sen niye mi şu an yani? Ama komik yani. Kemal'e de selamlarımızı iletelim. Kemal'cisin alınmış mı acaba? Efe Uygaç'a. Tamam. Yine Gözde ile Ferit arasında olan olaylar gibi Buğra'yla da Efe arasında böyle bir çekişme yaşandı. Aa ben hatırlamıyorum. Ya hayır. Aa. Bak bak onlar da gidiyor. Sleeper ya. Gerçekten baygın adam yani ya bu. Bas çok yüksek ama bu türe ne? Yüksekti ama. Özür dilerim kendimi tutamadım. Notalarla oynuyor. Oynuyor. Notaların üstünde. Allah kahretsin aa, ya. İnanılmaz. Şu an gerçekten hoş olmadı yani. Benim güldüğüm kişi bu kişi değil. Ben az önceden beri kendimi tutuyorum da şu kısımdan beri ona güldüm şey sadece. Abi, yalnız tamam sıkıntı. Allah aşkına yeter ya. Gerçekten aynı niye bu kadar sevmiyor? Gerçekten ben neredeyim ya? Ha, ben yokum. Ben diyorum bir şeylere bastım ama ben niye yokum? Evet. Allah'ım ya Rabbim ya. Peki bu arada. Kalbimizdesin. Fena değil. Ben hayatımda bu kadar hayatımda totalde bu kadar güdümlü yorum görmedim. O ne demek ya? Yani şu kişiden bahsediyorum. Tek atıyor bu arada. Bu kadar güdümlü yorum görmedim. Tek atıyor. Hayır yani. Tek atıyor güzel. Umurumda bile değil. Anladın mı? Güdümlü yani. Gidiyor kitlemişler onu hedefe. Kendi kendini kitlemiş daha doğrusu. Nasıl yani? Bak şarkının kime ait olduğuyla ilgili bir yorum yapmıyorum. Bana hitap etmiyor. Beğenmedim. Ama bunu ha Berkcan yapmış, ha bir YouTuber yapmış, ha bir işte Hadise yapmış, Teoman yapmış bilmem kim. Yine aynı şekilde aynı tepkiyi veririm yani. Bunun
Yani sadece hani bu güdümlü muhabbetini diyorum. Şey. Ya, böyle... ya böyle biraz saygısızca olmuş, anladın mı? Kulaklığı çıkarıp kenara koymak falan. O biraz saygısızca olmuş bence de püf falan filan böyle. Hani çok karşındaki insanı aşağılayacak bir tepki bence. Yani ama Berkcan'a yönelik mi bilemem. Ama bence öyle. Yani kırabilir insanı. Bence diye düşünüyorum. Efe'nin şeye tepkisi de bence, diğerinin çocuğun adını tepki... Ya karşılıklı biraz şey olmuş. Birazcık. Çok tak, rahatsız tak, etmişim. Çok rahatsız etmişti beni. O yüzden çıkar... şeyini de çıkarttım. Ela. Ela Nur. Berkcan Güven'le mi arkadaş olmak isterdin yoksa Alper Rendeyle? Alper Rendeyle. Aha. Alper. Ya ben bu adama niye hiç şaşırmıyorum ya? Hayır ama bu noktada çok özür dilerim bu oranda bu kadar konuyudur ama... İki tane seçenek sunmuşsun. Evet. Hangisini seçeceğine o karar verir. Verdiği cevabında gülünecek hiçbir yanı yok. Ama şöyle. Aması yok Burak. Hiç ama gülünecek bir yer değil. Bu da doğru bence. Öncekinde de haklı. Bence Burak bir tık tırnak içinde söylüyorum saygısızlık etmiş olabilir. Hani ya bu ne ya falan diye demiş evet. Diyerek. Okey. Hani güldü, eğlendi, onun da verdiği tepki odur sinirlenince, gerilince bilemem. Tanımıyorum beyefendiyi. Ama sen iki tane seçenek sunmuşsun. A mı B mi diyorsun? B deyince de ya gibi tepkiler, kahkahalar falan. Ya, yok o kadar da değil. Harbiden bayağı şey yani bugünkü tepki korek videosu böyle. Gerçi büyük ihtimalle aynı videonun devamı ama biraz böyle daha atarlı duruyor. Ya oğlum bak. B. Birilerinin kuyruk ayıcısı var. Bilemiyorum. Bak şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bu adam, bu Buğra ben Twitch'teyken ona sürekli laf ettiğim için muhtemelen direkt Ferit dedi ya şimdi. Neden? Twitch'teyken sürekli laf mı et? Öyle bir şey mi var? Bak ben mesela olayları şu an bilmiyorum, düşünüyorum da. Çalışıyor. Ya sebepten değil. Ya ben orada şöyle, Vıtıcı mı? Efe ne derken hemen Vıtıcı diyor. Ne demişti? Yani, okay, demek ki çok seviyor Vıtıcı'nı. Hayır. Bu böyle bakalım. Ben bu cevabı niye verdim? Direkt Vıtıcı cevabını. Ya Berkcan da aynısını yapmış. Çünkü komik görmez. Abi çünkü böyle bir ön yargı oluştu bana karşı. Ön yargı değil de böyle bir beklenti oluştu bana. Ya tabii canım. Ha, yani yoksa niye ya yani gerçekten hiçbirine karşı bir şey değil. Evet yani. Abi yani bir şey hani öyle bir şey yok. Hani o bana işte ben ona sallamıştım o yüzden bana uyuz olmuş. Gerçekten böyle bir kaygım yok yani. Ya her şey seninle ilgili değil derdim ben mesela onun yanında otursam. Yani neden bu kadar önemsiyorsun kendini? Özde bak ikinci bir Ferit var. Aha. Çıkıyorsa çıksın ama ayıp ben arkadaşımı korumam gerekiyor. Buğra canım ciğerim benim. Niye A ile B'den B'yi seçti diye. Arkadaş güdümlü. Bir problemim yok. Yani tanımıyorum ya. Ya. Seviyorum. Ya da sevmiyorum. Önemli değil. Tanımıyorum abi. Ben tanımadan bir kişiyi seviyorum ya da sevmiyorum diye yorum yapamam ki. Tamam. Devam. Artık Buğra'yı çok seviyoruz. Aynen Burak adamdır. Teşekkürler Buğra abi. Ben eminim onlar da bana bayılmıyor. Ben Buğra'yı tutuyorum. Haklıyım. Arkadaşlar bir Buğra kalp alayım. Eyvallah eyvallah be. Efe Uygaç'ın ve yani Berkcan Güven mesela espri anlayışı benim espri anlayışıma çok uymuyor. Dolayısıyla... Doğru abi bizimki alçak, bizimki kötü. Bir bak, Buğra kalp alalım Ces. Bak buna da doğru. Ama gerçekten Efe de mesela biraz alınmış sanki yani... Ya bilmiyorum bence onun tepkisi de sıkıntıydı. Buğra'nın tepkisi de sıkıntıydı bence ilk başta verdi. Biraz saygısızca geldi. Ama Efe de çok fazla alınmış gibime geldi. Diye düşünüyorum. Aa ses gitti. Anlayışımız kötü, alçak. Yani böyle bir şeyim de yok abi benim. Takılıyor canım. Ha, hayır yani öyle düşünüyorsun, evet. Düşünmesin. Üzülürüm yani. Nesli vasıfsızlaştırdınız diye Berkcan'a kızması. Gelecek nesli vasıfsızlaştırmanın tek etkini. Ben bu Twitch'i izlemiştim efendim. Ya da Berkcan'ın bunlardan biri olduğunu hiç düşünmüyorum. Vaa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 a
sonunda yine tatlıya bağlanan bir durum var yani aslında. Başta bir tık gergin de onların şeyi biraz arada kalmış gibi hissettim. Evet, bu durumda yine tatlıya bağlanmış diyebiliriz evet, yani. Evet evet, güzel güzel. Yine efendim? Sevgi aşk kardeşlik, gelin birleşelim anca diyorum. Mesela biz burada 10 dakika konuşuyoruz. Siz oradan böyle 1 dakikayı kırpıp alıyorsunuz ya. O konuşmaya tam bir şekilde aşina olmadıkları için bizim bakış açımızı tam da kestiremiyor olabilirler. Ya, bu adamların büyük çoğunluğuyla yüz yüze otursak,
saatlerce işte sohbet muhabbet dönse hiçbirimizin birbirimizden çok fazla kıl olacağını ben düşünmüyorum. Hayır. Millet işte ben de dahil evet. Tanımadan birbirimize sallıyoruz. Evet. Ha biraz da kalender olup şey olalım yani yüce tamam. Gönüllü olalım da bu kadar da alınıp kızmayalım birbirimize. Arkadaşlar son olarak Mia Fitz'e geçiyoruz. Gözde gerçekten o gün şey gibi davranmış yani böyle tam ara bulmak için falan böyle keskin net. Mia Fitz'ten de ya ben duydum buradan yani ne? Almıştır yani. Ne diyor ki? Abi şey o başka o başka. Bu daha şey bir kız diğerine göre daha tiki bir kız. Ben tiki miyim lan? Tiki değil de daha çok böyle biraz çok erkek fatmalığı var yani. Aa. Yani şey. Argo konuşuyor. Hani üslubu birazcık daha hani nasıl denir onu? Aynı argo. Birazcık daha böyle rahat. Hani sanki şey varmış hani. Erkek fatma. Vurup, ne diyorsun lan? Buna da cevap gelmesi gerekiyor. Bir şey söyleyeceğim. Çok samimi, çok samimi soruyorum. Ben gerçekten tiki miyim? Ben hiç öyle olduğumu düşünmüyorum bu arada. Kedim evet yazıyor. Ya size evet bu arada siktirin oradan ya. Aaa. Çok çok iyi. Sensin bir. Sensin bir. Çok. Ama kışınç da hoş kız ya. Tripleri beğenmedim. Ben bu tripleri pek beğenmiyorum. Ben... Seksi falan ama yani. Ben mi seksiyim lan? Bak, nerede bak. Günler? Ne seksi ablalar görüyoruz. Instagram keşfetler de doğru sana seksi dersen ayıp edersin. Neler var Instagram'da ya? Burayı dinlemek istemiyorum of. Geliyor, geliyor, geliyor. Evet. Oha ya. Ben de benden. Olaya bak. Bura. Bura. Gel ama çirkin abi. Yapalım. Ben böyle parlak şeyleri sevmediğim için çirkin. Yani senin üstünde güzel durmadığı için değil. Etek X bir kişinin üzerinde güzel duran bir etek değil bence. Değil. Yani parlak deri olduğu için ben sevmiyorum. Tarz ama fantezi eteği gibi yani. Tövbe estağfurullah. Buğra. Buğra. Gel bana bir kombin Buğra yapalım Buğra'cığım. Buğra da ne kombin yapar ha? Ya bak bir şey söyleyeyim mi? Gözde'ye bir tane video vardı. Orada çok sinir olmuştum. Twitch kliplerine verdiği tepkilerden bir tanesi de ve çok saçma klibim konulduğu için çok hoşuma gitmeyen bir tepki vermişti. Fakat şu videodaki tabii kızda saçma sapan dondurdum özür dilerim Gözde. Ha bak şu mod benim modum anladın mı? Yemek yiyeyim ve konuşayım falan modunda. Ama Gözde genel olarak o ilk bizim Twitch... O ne ki ben onu da bilmiyorum. Tepki çekmişsin genelde insanlardan. Haklı haklı insanlar. Evet. Abi bunlar niye küfür etti ya falan diye ben böyle konuşunca sen izliyordur. Yani insanlar... Abi bunlar niye küfür ediyor ya? Bir dakika camı kapatıyorum. O şey değil mi ya ben? Beni tanımış olabilirler. Evet. Ya TikTok'ta bir tane video attım tamam mı? Çok merak ettiğim bir şey vardı. İşte dedim ki ben herkes adını bim 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 falan yazıyordu. Sonra dedim ki niye bim yazıyorsunuz kardeşim dedim. Ondan sonra herkes aşağıya şey yazmaya başlamış. O ne demek ya? O ne demek chat? O ne demek falan filan yazmış. İllallah ettim. Bak o ne abi yazıyor yine. İllallah ettim illallah illallah. Helal sana eyvallah. Yani TikTok'ta bile rahat bırakmıyorlar. Ben böyle mesela bazı kızlarda bu tarz giyinmeyi çok yakıştırıyorum. Gözde'ye de bu tarz yakışmış bence. Teşekkür ama ederim Buğra. Buğra da tamamı bir yorum aldık. Buğra'ya bir alkış alabilir miyiz? Bir olsaydı ve bir clap alabilir miyiz lütfen? Lütfen. Ya ben bu kadar çok mu eleştiriyorum? Hiçbir şey beğenmiyor muyum ya? Aslında öyle bir niyetim yok. Abi senin çok negatif çıktı. Üzüldü. Buğra üzüldü. He. Evet çok eleştirdiğin ama sert. Ama kimse benim o zaman... Hiç alttan almadı. Hayır. Günlük hayatım demek ki olması gerektiği gibi gitmiyor demektir. Evet. Niye bunu kimse anlamıyor? Orhancığım nasıl buldun Mia Fitz'i? Ya yani... valla tatlıymış ya gerçekten tepkileri. Tiki miyim lan ben falan filan yaptı ya. Hani erkek Fatma derken bundan bahsediyorum. Hani birazcık daha böyle hırçın, argo konuşabilecek, biraz kırık bir kız yani anladın mı? Kanka valla iyi bir şey mi söylüyorsun? Oğlum çok güzel şey ben bile anlamadım ya. Kendi yorumdasını izlerken. Ben tamam yorum. Diyemedim. Hayır hayır güzel şeyler söylüyorsun. İlk özür diliyorum ben burada. Hayır hayır rencide edici bir şey değil. Evet, güzel bir şey söylüyorum yani. Gözde'ye de Mia Fitz'e yani. Selamlarımızı iletelim efendim buradan. Ve bölümümüzün sonuna geldik Can'cığım. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ne demek efendim? Genel olarak nasıl buldun abi? Bizim... Komik buldum. Hepsini çok çok iyi buldum. Çok güzel buldum. Tamam mı? Tamam. Yo abi güzel yani böyle farklı mecralardaki insanların birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde olması bence güzel bir şey.